Sayın izleyiciler, yeni bir Yaşayan Tarih programı ile tekrar huzurunuzdayız. Malumunuz bizim övünülecek, gurur duyulacak, iftihar edilecek bir tarihimiz var. Ancak bu tarihimizin her döneminde de, her safhasında da kan var, gözyaşı var, problem var, ölüm var, galibiyet var, zafer var. Bunların hepsini yaşıyoruz. Ama neden bunları yaşıyoruz? Çünkü Türkler tarih boyunca yiğitliğiyle, mertliğiyle, dürüstlüğüyle tanınan bir millet. İşte bu dürüst, yiğit, mert olan milletin son imparatorluklarından bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'nda her dönemin kendine has özellikleri vardır. Biz o dönemleri kendi dönem içerisinde değerlendirmediğimiz sürece de bugün için o dönemle ilgili hüküm vermek konusunda hataya düşebiliriz. Onun için biz tarihimizdeki o dönemlerden ve 600 sene dünya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden hainlerin, özellikle Yahudilerin isminin yanına kızıl sıfatını yakıştırdığı ama bizim onu en büyük hünkâr olarak gördüğümüz Abdülhamid, II. Abdülhamid'i anlatacağız bugün. Osmanlı tahtında uzun süre hüküm sürmüş, kendi siyasetiyle, pratik zekasıyla dünya siyasetine yön veren bir padişah. Bugün Abdülhamid'in 100. ölüm yıl dönümü. 100. ölüm yıl dönümünde bugün yine daimi konuklarımdan İbrahim Halil Erbey ile, tarihçi yazar İbrahim Halil Erbey ile İkinci Abdülhamid'i anlatacağız. İkinci Abdülhamid'in dönemindeki Osmanlı dönemini, Osmanlı'nın ikinci Abdülhamid dönemini anlatacağız. Osmanlı'nın o döneminde dönen entrikaları anlatacağız. Osmanlı'nın o döneminde yaşanan sıkıntıları anlatacağız. Ve tarihimize yine bir not düşeceğiz. Hangi not düşeceğiz? Üstü kapalı olan, aydınlanmayan konularla imkanlarımız dahilinde, dağarcımızda olduğu kadarıyla aydınlatmaya çalışacağız. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Biz tabii bu kısa izahattan sonra aldığım habere göre son çalışmalarınızdan bir tanesi de 2. Abdülhamid'le ilgili bir kitap yazıyorsunuz. Evet. Kitap ne durumda? Kitap yazdım, bitti. Evet. Yayın evine verdim. Mevsimler Yayınları'nda, Mevsimler Kitap Evi'nde çıkacak. 2. Abdülhamid diye. Kitabın özelliği 150 sayfa civarında olacak. Çocuklara dönük yaptık. Normalde yetişkinlere dönük teklifler geldi ama çok kitap vardı. Yani çocuklara bunu anlatmamız lazım. Aynı bilgileri çocuklara dönük yaptık. Dili biraz daha sade. Bizim amacımız genç nesli, genç kuşağı hem Abdülhamid'le tanıştırmak hem de tarihi sevdirmek. Çünkü bizde tarihi olaylar yayını olarak anlatıyoruz. Çok fazla karıştırıyoruz, çok ideolojik yaklaşıyoruz. Böylelikle gençler bir süre sonra tarih okumuyorlar. Halbuki tarih okumayan bir gençlik milli bilince ulaşmamış olur. Yani biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz bunları bilmeyen bir gençlik bir süre sonra Batı emperyalizme, Batı kültürel saldırılarına karşı zayıf olur. Osmanlı tarihi bizim tarihimizdir. Ne bileyim, Emevi tarihi de bizim, Abbasi tarihi de bizim, yani bütün İslam tarihi de bizim tarihimizdir. Ama yakın tarihi bilmek bugünü anlamak açısından çok daha önemli. Çünkü bugünkü olaylar aslında o zamanın devamı niteliğinde. Yani ben onu, evet, affedersiniz Sayın Hocam, şimdi şu kitabım da elimde. Evet. Şu kitaptaki şöyle bir göz attım da ben. Evet. Yine bu çocuklara, gençlere yönelik yazılan, evet, çok böyle yorumlayan, evet, albenisi yüksek olan bir şeyle kalem. Şimdi o kitabın yazılış şeysi şöyleydi. Evet. Benim oğlan vardı, küçüktü. Akşamlar yatarken baba bana hikaye anlat, baba bana hikaye anlat deyip duruyordu. Ya benim aklıma hikaye masal gelmiyordu.
Ben de tuttuğum o zaman aklıma geldi. İşte Osman diye birisi varmış, bir varmış, bir yokmuş. Osman diye birisi varmış. Bu Osman işte hedefi işte şuraya almak, işte o dönemde işte düşmanlar saldırıyormuş, şöyle yapıyormuş. Hani Osman Bey'i hikaye gibi çocuğun anlayacağı şeyleri anlattım. İşte şuraya aldı, şu kızı sevdi, öbürü engelledi, şu böyle çocuk diline tekrar döktüm. Böyle hoşuna gitti. Osman ne yaptı? Sonra işte Osman öldü, yerine kim geldi? İşte Osman'ın şöyle oğlu varmış da o çok iyiymiş de şöyle geldi. Yani böyle bir Osmanlı tarihini böyle masal gibi çocuğa akşamlar yatarken o böyle anlattım. Abdülhamit de sanki o evet, şeyden... Yani o minvalde böyle yeri geldikçe bir şey oldu. Sonra aklıma ya bu çocuğun hoşuna gitti. Ondan sonra bunu şey yapalım, herkes faydalanacak şekilde bir kitaba dökelim dedik ve böyle başladı. Kitap sayısı kaç oldu hocam? Hocam 14 kitap oldu. 2 kitabı verdim. Bununla birlikte 16 olur. Şu anda 2 tane kitap üzerine çalışmam var. Peygamberimizin mektuplarını yazmıştım. Bunun devamı niteliğinde 4 halifenin mektuplarını şu anda yazıyorum. Bir de daha önce başladığım bir kitap vardı, bitmişti. Onu tekrar elden geçiriyorum. O da Peygamberimizin savaşları şeklinde ama daha çok savaştan anlatımından ziyade savaş stratejisi, yani bir ordu komutanı olarak Hazreti Muhammed şeklinde kitabın şeyi. Onu da herhalde yakında bitiririm. İşte en son hatta 3 tane kitap teslim ettim. 2. Abdülhamit, eğitim ile ilgili bir kitap verdim. Eğitim üzerine tezler diye. Bir de Haçlı Seferleri kitabına verdim. Ondan önce bir 15 sene önce yazmıştım. Baskısı tükenmişti. Yeniden güncelleyerek bir daha yazmış oldum. Şu anda 3 tane kitap teslim etmiş oldum. Evet. Hocam şimdi tabii bu kalemize kuvvet, bileğinize kuvvet, zihninize kuvvet diyorum. Biz bu programımızda Osmanlı'nın Abdülhamit dönemini anlatacağız. Hocam Abdülhamit dönemi öyle bir dönem ki. Şöyle bir genel değerlendirme içerisinde bir anlatabilir misiniz? Hocam Abdülhamit dönemi öyle bir dönem ki yani her şey orada yaşanmış. Yani yeni dünya düzeni dediğimiz yeni bir dünyanın kurulduğu, eski dünyanın yıkılma sürecinin olduğu bir dönem Abdülhamit dönemi. Abdülhamit dönemini biz anlarsak aslında biz bugünkü olaylar çok daha rahat anlarız. Sadece Türkiye değil, dünya olaylarını çok daha rahat anlarız. Yani Abdülhamit iktidardayken dünyanın egemen güçlerinin önünde bir setti. Onların kafalarına göre dünyayı paylaşması, yönetmesini engelliyordu. Dolayısıyla bundan dolayı da Abdülhamit bir İngiliz için, bir Siyonizm için, Almanlar için bile bir engeldi. Bu ne yaptılar, ne yapıp edip bundan kurtulmanın yoluna baktılar ve bir şekilde de kurtuldular. Abdülhamit gittikten sonra dikkat edersen tarih hızlandı. 1909'da iktidardan düşüyor. 1918'de Osmanlı diye bir devlet kalmıyor. Ondan sonra tarih müthiş bir şekilde hızlanıyor. Sanki freni patlamış gibi geliyor. Ama Abdülhamit bu eski dönemi temsil ediyordu ve fren görevini görüyordu. Onların bütün operasyonlarını engelliyordu. Tabii biz şunu öncelikle söyleyelim. Yani Abdülhamit sonuçta bir insan. Bir doğaüstü güçler olan süper güç değil. Yani hataları da vardır, eksikleri de vardır. Biz bir insan olarak hatalarıyla, eksikleriyle kendisini seviyoruz. Çünkü o gerçek anlamda Müslümanların son halifesidir. Tamam tarihimizde son halifemiz Abdülmecid'dir ama gerçek anlamda baktığın zaman hilafet makamını temsil eden, hüviyette olan, Müslümanların dertleriyle dertlenen son halife olarak diyebileceğimiz şahıstır. Gerçek anlamda Türk'ün de son hükümdarıdır. Müslümanların da son hükümdarıdır. Yani ondan sonra gelen işte Arap Yarımadası'nın krallarından bunlar hepsi kukladır. Yani gerçek anlamda halkı yani Müslüman halkı temsil eden hükümdarlar değildi. Bir Suud kralı olsun, bir Ürdün kralı olsun veya bir başka ülkenin kralları olsun. Yani bunlar gerçek anlamda birer şey değil. Halkı temsil eden güçten ziyade belli dünya güç otoritelerinin ortaya koyduğu bir nevi vali diye düşünebiliriz. Ama Müslümanların, Türklerin, Osmanlıların gerçek anlamda son sultanı Abdülhamit'tir diyoruz. Çünkü 5. Mehmet Reşat geldi ama iktidar 5. Mehmet Reşat'ın elinde değildi. İktidar İttihat Terakki Partisi'nin elindeydi. Vahdettin geldi. Vahdettin dönemi zaten Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir dönemdi. O dönemde zaten gerçek bir hükümdarlık performansını beklemek doğru değil. Abdülmecid zaten hükümdar değildi, halifeydi. Yani dolayısıyla baktığımız zaman Abdülhamit gerçek bir hükümdardı. Şimdi Abdülhamit dönemine baktığımız zaman birkaç bölümde incelememiz lazım. Şimdi birincisi Abdülhamid'in iktidara yeni geldiği dönem. Yani 1876 yılından diyelim ki 1878 yılı diyelim. O dönem içerisindeki
2 yıl ya da 1880 yılı arasındaki 3-4 yıl Abdülhamid'in daha yönetime geldiği ve tecrübesiz olduğu, daha tam hakim olamadığı, kendisinin yönetime getiren Mithat Paşa ve ekibinin bir anlamda etkisinde olduğu bir süreç olarak düşünebiliriz. O dönemde gerçek anlamda bir Abdülhamid otoritesinden bahsedemeyiz. Dolayısıyla mutlaka soracağınız sorulardan birisi olacaktır. Abdülhamid'in döneminde toprak kayıplarına baktığımız zaman o süreçte yaşanmıştır. Şeyde, büyük kayıplar. O sürecin başında, o ilk padişahlığın ilk senelerinde kaybolmuş. Evet, yani o senelerde. Benim özellikle aklımda soracağım şeylerden. Yani ilk senelerinde kendisi. Yaşanan en büyük kayıp ilk senelerde. O da 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, meşhur isminde 93 Harbi. Yani şu genellikle konuşuluyor. Abdülhamid'e karşı olanların özellikle söyledikleri. En çok toprak kaybı Abdülhamid zamanında oldu. En çok toprak kaybı evet. Abdülhamid zamanında gitmiştir. Dolayısıyla Abdülhamid işte efendim iyi bir sultan değildir. Yani şimdi tabii olayı alt alta koyduğumuz zaman mantık olarak öyle bakmak istersek onu görebiliriz. Ama Abdülhamid iktidara 1876 yılında geldi. 1878 hatta 1880'e kadar Abdülhamid otoriteyi tam ele geçirmemişti. İktidara gelir gelmez bir Rus savaşıyla karşılaştı. Eğer Abdülhamid iktidara geldikten sonraki 3-5 yıl sonra olsaydı bir Osmanlı-Rus savaşını Abdülhamid gerçekleştirmezdi. Ama Abdülhamid öncesi yönetimler, meclis, parlamento, Mithat Paşa ekibi gerçek anlamda hüküm onlardaydı ve Ruslarla savaşmayı tercih ettiler. Çünkü onlar şu mantığı kuruyorlardı. Yani önceki hükümdarlar pısırık, biz işte savaşırız, hakkımızı alırız. Halbuki önceki hükümdarlar güçlerinin farkındaydı. Yani Rusya'nın gücünü biliyorlardı, kendi güçlerini biliyorlardı. Yani intihar dalış yapmanın bir anlamı olmadığını farkındaydılar. Padişahta toy tabii, tabiri caizse. Tabii. Yani, evet. Aynı mantık şeyde de vardır. Yani Abdülhamid'den sonra İttihat Terakki Partisi yönetimine geçirdiğinde Bir Dünya Savaşı'nda savaşa girmekte acele davranması nedeni de aynı şeydir. Yani biz işte savaşa girelim. İşte önceki hükümdarlar Abdülhamid pısırıktı, korkaktı. İşte oraya alırız, buraya alırız falan filan. Alma giderken eldeki topraklardan da bulduk yani. Neredeyse Anadolu'da kaybedecektik. Yani dolayısıyla bu gençlerin heyecanlarıyla devlet yönetilmez. Yani devlet dediğin tamam genç dinamizm olacak ama bir istişare mekanizması, bir olgun insanlar ve bilgi olması gerekiyor. Savaşlar filmlerdeki gibi kazanılmıyor. Savaş demek gerçekten bir milletin topyekün bütün gücüyle ortaya koyduğu bir olaydır. Yani sadece asker olarak düşünmeyeceksiniz. Yani savaş meydanlarda asker savaşır ama o askerin lojistik desteği nereden geliyor? Sivil dünyadan geliyor. Sivil dünya bunların kılık kıyafetinden tutun ki biliyorsunuz hareketinde, Sarıkamış hareketinde kıyafetteki noksanlık bizi dezavantaj postuna koydu. Kılık kıyafetten tutun silahlarına kadar sivil dünya hazırlıyor. Dolayısıyla sivil dünyanın elindeki bilgi birikimi güçlüyse, yani bir silah teknolojisine sahipse, bir savaş lojistik gücüne sahipse savaş başarılı olur. Yani savaş sadece silah da değil, ulaşım altyapın da olmalı. Asker sevkiyatı, silah sevkiyatı anında gidecek. Yani bu da demir yolu, karayolu ve deniz yolu o zaman için söylüyorum. Bugün de hava yolu. Yani bütün bunlara sen ya hakim değilsen. Topyekün bir lojistik yani destek top de dahil. Topyekün bir şeydir. Bugün eski sistem gibi savaşlar eski sistem gibi yürümüyor. Eski sistemde şuydu. Sizin bir ordunuz vardı. Düşmanın bir ordusu vardı. Bir ovada bir meydanda bunlar birbirlerine girerlerdi. Savaşı kazanan gelirdi. Ben buranın artık efendisiyim derdi. İnsanlar da tamam efendi sensin derdi. Olay biterdi yani. Ama şimdi öyle değil. Yani şu anki savaşlar sivil kaybın, can kaybı şeyden daha fazla. Çünkü savaşlar tamamen şehirlere dönük saldırılar şeklinde oluyor. Mesela Suriye olaylarına baktığınız zaman mesela Halep toplu olayı. İmhalar falan var. Yani orada tabii. Şu anda nükleer savaşlar var. Bilmem ne tabii var. Yani dolayısıyla Abdülhamid'i incelediğimiz zaman toprak kaybına eleştirisi haklı gibi gözükebilir anlamda ama bu Abdülhamid'in hanesine yazılabilecek bir eksiklik değildir. Çünkü Abdülhamid'in yönetime hakim olmadığı, onu iktidara getiren güçlerin ki seyircilerimiz bilmez belki ama yani Abdülhamid belli bir Osmanlı Devleti'nin güç odaklarının desteğiyle iktidara geldi ve belli şartlarla iktidara geldi. Dolayısıyla Abdülhamid bu güçlere bir anlamda devlet yönetimini teslim etmişti. Kendisini tamamen güvende hissedinceye kadar. Ne zaman bunların elinden gücü aldı? 93 Harbi'ni kaybedince Ayasofya-Fanus Antlaşması ve arkasından Berlin Antlaşması imzalanınca meclisi feshetti ve gücü ele geçirdi. Şimdi bazı insanlar tabii günümüz mantığıyla baktığımız zaman bir kişinin meclisi feshetmesi diktatörlük, despotluk gibi düşünülebilir. Ama o zamanki şartlarda meclis milli bir meclis değildi. Meclis tamamen Osmanlı Devleti'nin vatandaşları içerisindeki her türlü düşünceden olan tebaalardı.
Ve bu Teba savaş devam ederken mesela gidip Ruslarla bizim milletvekilleri pazarlık yapabiliyordu. Yani Ermeniler ayrı pazarlık şimdi yapıyordu. Şimdi biz o zaten o tarafa da geleceğiz. Evet. Abdülhamid'in görevden alınmasını tebliğ edenlere falan geleceğiz. Onlar evet. Kim olduklarını ama. Ondan önceki yani 1878 evet. Yılında meclisi feshederken ki evet. Nedeni söylüyorum yani. İşte meclisteki özellikle gayrimüslimlerin yani orada bir şöyle bir mantık var. Osmanlı işte bütün teba benimdir mantığıyla meclise her inançtan ve milletten ya temsilci koymuş abi. Ama her giren de kendi inancı veya kendi milleti adına çalışmaya başlamış. Orada bir ihanet söz konusu. Şimdi bakın evet. Mesela Osmanlı Devleti'ni kime kıyaslayabiliriz? İngiltere ile kıyaslayabiliriz. İngiltere'nin bünyesinde Hindistan gibi, Mısır gibi Müslümanların yaşadığı coğrafya vardı. Ve İngiltere'nin Müslüman nüfusu Osmanlı Devleti'nden daha fazlaydı. Ama İngiliz parlamentosunda bir tane bile temsilcisi yoktu. Yani Hindistan'dan nüfus oranına göre milletvekili değil, bir tane Hindistan'ı temsil eden bir adam bile yoktu. İngiliz parlamentosu tamamen İngilizlerden oluşuyordu. Sömürgelerden oluşmuyordu. Sömürgelerin valisi vardı. Sömürge valisi kendi bölgesinde kendi meclisini kuruyordu ama devletin siyasetine hakim değildi. Biz bunu mesela yapmadık. Yani biz Ermenist de var, Rum'u da var, Yahudist de var. tamam bunların hepsi kötüdür demiyorum. Mesela Abdülhamid tahttan indirildiğinde karşı çıkanlardan birisi Ermeni vatandaşımızdır. Rum vatandaşımızdır. Mecliste tek karşı çıkan kişi o mesela onu da geri geldiğinde söyledi. Tamam evet. Yani bunların hepsi haindir demek tabii ki adaletsizlik olur ama demek istediğim şu. Yani adamlar kendi meclislerini gerçekten kendi milli düşüncelerine sahip olan insanlardan oluşturuyorlardı. Ama bizim meclisimiz her cins insanın olduğu bir curcunaydı. Yani o meclisten siz ülke menfaatine dönük bir şey çıkartamazsınız. O mecliste ancak kaos çıkar. İşte Abdülhamid meclisi feshederek muhaliften elindeki en güçlü silahı aldı ve böylelikle ne yaptı? Ondan sonra yönetim hakim oldu. Mithat Paşa'yı sürgüne gönderdi ki bizim resim tarihimiz Mithat Paşa'yı çok göklere sığdırmazlar. Ya tamam Mithat Paşa'nın Ziraat Bankası gibi bu tür şeyler çok güzel çalışmalar vardı. Ama Mithat Paşa iyi bir teknokrattı ama iyi bir siyasetçi değildi. Bir de kendi hırsı vardı. Yani Mithat Paşa diyor ki Ali Osman yerine Ali Mithat niye olmasın diyordu. Yani Osmanlı ailesi yerine niye bir Mithat Paşa ailesi de yönetmesin mantığıyla hareket eden siyasi hırsı olan birisi. Ya o da biraz şöyle Mehmet Ali Paşa'ya benzer bir şey Mısır'a evet, gönderdiler evet. Ya sonra devletini kurdu. Şimdi hocam Abdülhamid dönemi çok girdaplarla, çok problemlerle geçen bir dönem. Evet. Bu dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Filistin meselesi. Evet. Yani Filistin meselesi gündeme geldiği zaman Abdülhamid'in suikastları da düzenlenmiş ve o Filistin hadisesinin Yahudilerle o Theodor Herzl'le falan olan kısmı var. Evet. Bu çok böyle bir net bir şekilde bunu bir sayın izleyicilerimle paylaşabilir miyiz? Şimdi Abdülhamid şunun farkındaydı. İngilizlerin, Almanların, Rusların siyasetinin çok iyi takip ediyordu. Batı gazeteler, medyasını çok iyi takip ediyordu. Ve onların politikalarının farkındaydı. Ve politikaların önemli noktalarından birisinin Orta Doğu olduğunu biliyordu. Çünkü Orta Doğu'da zengin rezervler, petrol rezervleri bulunmuştu. Ve geleceğin enerjisi, tam o dönemde daha tam petrol tam kullanılmıyor. Kömür biliyorsun gemilerde de kullanılıyor, trenlerde de kömür kullanılıyordu. Kömür ciddi bir strateji kaynak. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar, Almanlar arasındaki savaşın sebeplerinden birisi kömürdür. Alsace-Lorraine'dir, orası kömür yataklarına sahip. Evet. Ama geleceğin kaynaklarından birisinin petrol olacağını farkındaydı. Dolayısıyla burada ciddi bir kapışma olacağını biliyordu. Oradaki şiddet kaynaşmaları, sıkıntıların hepsini görüyordu. Ve bir diğer sorun da Filistin meselesinin, yani Filistin dediğimiz Filistin meselesi olarak değil, Kudüs bölgesinin, meselesi, Kudüs yani bölgesinin, evet, Kudüs bölgesinin dünya için ne kadar önemli olduğunu, Hristiyan dünyası için de çok önemli olduğunu farkındaydı. Dolayısıyla Abdülhamid Batı'nın burada bir çıbanbaşı yaratmak istediğini de görüyordu. Bu çıbanbaşılardan birisinin de Yahudiler olabileceğini düşünüyordu. Çünkü şimdi Osmanlı Devleti'nde Yahudi tebaanın yönetimiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur. Yahudiler en üst makama kadar gelebiliyor. Yahudiler Filistin'de, Kudüs'te istedikleri gibi ibadet edebiliyorlar. Herhangi bir sıkıntıları yok. Ama Abdülhamid Batı desteğiyle kurulacak olan bir Yahudi devletinin bizim için ya da Yahudi özerk bölgesinin bizim için bir çıbanbaşı olacağını ve Yahudilerin
Batı'nın Avrupa'nın Truva atı olacağının farkındaydı. Yoksa bizim vatandaşlarımız orada özel devlet kuralım, bize bağlı bir devlet olsun mantığıyla hareket etse çok karşı çıkılmayacak bir düşünceyken, ama Batı'nın etkisiyle olabilecek bir Yahudi devleti veya özel bölge tamamen bizim için sıkıntı olacak. Çünkü şunun farkında, Yahudiler orada durmayacak. Çünkü Yahudilerin bilinçaltlarındaki politikaları, arz-ı mev'ud dediğimiz vaat edilmiş topraklar olayı vardır Yahudi kültüründe. Vaat edilmiş toprakların sınırı Fırat ve Nil Nehri arasıdır. Yani bugünkü Mısır ve Türkiye'nin güneydoğusu arasındaki topraklar hepsi vaat edilmiş toprak olarak geçer ki bu Tevrat'ta geçmektedir. Şimdi Yahudilerin bu nihai hedefi gerçekleştirmek için mücadele edeceklerinin farkındaydı. Yahudiler bu hedefi gerçekleştirmek için çalışırlarsa bölge demografik yapısı, bölge insanları oturmakla birbirine girecek. Yahudiler güçlü, güçlü sermaye var, güçlü batı desteği var ve güçlü bilgi birikimine sahipler. Dolayısıyla bu büyük bir silah. Müslümanların bir güçlü bir devlet desteği yok arkalarında. Bir Osmanlı var, yaşlı bir adam gibi düşünün. Parasal anlamda bir birikim yok. Bilgi anlamında biz şu anda boy ölçecek durumda değiliz. Yani tamamen dezavantajlı bir durumdayız. Dolayısıyla Theodor Herz Dünya Siyonizm'in kurucusudur. Bir gazetecidir, Yahudidir, Yahudi kökenlidir. Theodor Herz'in hedefi Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaktı. Ve Filistin'de bizim elimizde olduğu için Theodor Herz normal olarak, şey önce normal yollardan Abdülhamid'e teklif sundu. Niçin Filistin hocam? İşte dedim ya, Yahudilerin Kudüs onlar için önemli bir topraktır. Vaat edilmiş topraktır. Bizim için Kabe neyse onlar için de Kudüs. Yani Musevili'nin doğuş yeri olduğu için. Tabii yani. He. Bir de sadece o değil. Yani Kudüs'teki bulunan ağlama duvarı olsun, Kudüs'teki Siyon Vadisi olsun, bunlar hepsi onlar için kutsal topraktır. İlk Yahudi devleti burada kurulmuştur. Hazreti Süleyman, Hazreti Davut gibi peygamber krallar burada yaşamıştır. Yani Yahudi tarihi burada vardır. Tevrat'ın nüshaları burada vardır. Yani Yahudi kültürü için Kudüs demek her şey demektir. Kutsal bir yer olarak. Kutsal bir yer. Bir evet. De Yahudileri birleştiren ana fikirdir. Yani Yahudiler bir sürü milletler içerisinde dağılmışlar. Herkes bulunduğu bölgenin kültüründe bir şekilde entegre olmuş. Yani Yahudi bilinçaltısında onları birleştiren ana unsurlardan birisi Kudüs'tür. Filistin'e geri dönüştür. Bu Yahudi için bitmeyen bir emeldir. Bitmeyen bir ümittir. Bunu 2000 yıldır yüreklerinde sakladılar ki yani Yahudi tarihi de bu anlamda büyük acılarla doludur. Yani onlar açısından baktığın zaman çok tarihte çok zulme uğramışlardır. Onlara en iyi davranan Osmanlı olmuş, Müslümanlar olmuştur. Ama maalesef onlar bize ihanet ettiler. O da ayrı bir konu. Tabii ihanet eden bizdeki Yahudiler mi, dışarıdaki Yahudiler mi, o da ayrı bir tartışma. Yani bizim ülkemizdeki Yahudiler nazarından baktığın zaman, o zaman bizim ülkemizdeki hahamlığın böyle bir projesi yoktu. Ne vardı? İşte Theodor Herz gibi Batı kökenli Yahudiler bizim hahamlık üzerinden randevu aldılar Sultan II. Abdülhamit. Hahamın araya girmesiyle, yani hahamın randevu talep etmesiyle, çünkü Osmanlı Devleti'nde din adamları, yani her dinin en yüksek temsilcisi vardır. Ve bunlar istediği zaman sultanla randevu alıp görüşebilme hakkına sahiptir. Ermeni patriği, Rum patriği, Ortodoks patriği gibi, Yahudi cemaat lideri gibi. Yani bu tür cemaat liderleri, cemaatlerin temsilcileri için hükümdarla her zaman görüşebilme hakkına sahip. Yani Yahudilerin din adamı da hahamdır. Hahamdı, baş hahamdı. Bütün ülkemizdeki Osmanlı sınırlarındaki Yahudilerin yönetir ve kiliseleri, kilise diyorum, sinagogları din adamı yerleştirir. Dolayısıyla Theodor Herz bizim İstanbul'daki haham aracılığıyla sultandan randevu talep etti. Tabii Abdülhamit Theodor Herz'in kim olduğunu biliyor. Gelmeden önce gerekli istihbari bilgiler de aldı. Ama haham getirince de görüştü. Theodor Herz'in talebi şuydu. Biz, yani o zaman bağımsız devlet talebinde bulunmuyor. Yani biz de diyor, Yahudilerin ana memleket olan Filistin'de, Kudüs'te bize toprak ver. Biz Osmanlı Devleti'ne bağlı bir teba olarak burada kendi içimizde, işleyişimizde özgür olalım. Bunun karşılığında sunduğu teklif de şu, Osmanlı Devleti'nin dış borçları var ciddi anlamda sıkıştıran. Bu dış borçların hepsini öderiz. Yani isterlerse öderlerdi. Çünkü dönemin en büyük sermaye grubu Yahudilerin elindeydi. Bunlar bunu ödeyebilme durumuna, gücüne sahiplerdi. Ve istediğin kadar da maddi destekte bulunuruz diye talepte bulunur Sultan II. Abdülhamid'e. Sultan II. Abdülhamid buna çok tepki gösteriyor. Birincisi olayın sonuç şekli kibar değil. Yani bir sultana
toprağıyla ilgili rüşvet teklifinde bulunuyor. Yani bu bunu çok kibar görmüyor, buna çok kızıyor. Ki gerçekten de öyledir. Yani bunun farklı bir devletler arası ilişkiler şeklinde bazı talepler de olsa belki bir yere kadar müsamahaydı ama bir adam geliyor işte sonuçta Siyonizm dediğinde bir dernek şeklindeydi, kuruluş aşaması öyleydi. Geliyor sana böyle teklifte bulunuyor. Hoş, kibar bir şey yaklaşım değil. İkincisi Abdülhamit Yahudilerin nihai hedefini de biliyor. Burada yapacağı bir şeyin problem olacağını da biliyor. Üçüncüsü şunu söylüyor Abdülhamit, şu mantığı kuruyor. Bu topraklar benim babamın malı değil. Bu topraklar milletimizin malıdır, ümmetin malıdır. Dolayısıyla ben bunu kafama göre veremem. Bu topraklar kanla alındı. Kanla verilir, buyurun diyor. Bu şekilde meşhur sözü vardır. Ve onları gönderiyor. Hahama da kızıyor. Yani bu adamları niye aracı oldun, yanıma getirdin diye. Hahama da kızmış oluyor. Tabii Abdülhamit şunu da söylüyor. Bu adamlar diyor, hedeflerine ulaşacaklar diyor daha sonraki şeyde. Çünkü bunlar diyor, bir fikir diyor, konuşulmaya başladı mı ve insanlar bunun üzerine çalıştı mı, bugün olmaz ama yarın o fikri hedefine ulaştırırlar diyor. Yahudiler de Abdülhamid'i önlerinde bir engel olarak gördüler. Ki Abdülhamid'in halledilmesi için gelenlerden birisi de Yahudidir. Ki önemli bir Yahudi lideridir. Dediler ki, yani bu hocam suikast... Suikastler Ermeni. Ya bundan sonra mı oluyor? Suikastler Ermeni olayında. Ermeni o suikastları ayrı değerlendireyim. Şimdi 2. Abdülhamit Yahudi sistemlerini, Mason teşkilatlarını takip alıyor tabii ama sonuçta her şey belli bir güçtür. Yani siz ne kadar takip etseniz de insan ilişkileri, güç odaklı bir şeydir. Herkesi kontrol altına alamazsınız. Zaten Abdülhamit dönemiyle ilgili en büyük Batı dünyasında ve bize de bunu kabul ettirdi maalesef istibdat yönetimi derler. İstibdat demek baskıcı yönetim demektir. Ki baskıcı yönetim dedikleri dönemde bütün azınlıklar kendi gazetelerini çıkarabiliyorlardı. Yani bu sadece bir propagandaydı, bir algıydı. Baskı sıradan insana değildi. Baskı kötülük düşünen, memleket aleyhine çalışan insanlar takip altına alınıyordu. Ki bunu şu anda Amerika'da yapar, bugün Rusya'da yapar, bugün Almanya'da yapar. Yani kendi varlığına yönelik tehdit oluşturduğu zaman sana bunu tamam fikir özgürlüğü var, hadi git beni yık diye özgürlük vermez. O fikir özgürlüğü fikir olarak kalırsa bir yere kadar izin verir. O da bir yere kadar izin verir ama sürekli seni takip altına alır. Bugünkü modern dünyada bile böyledir yani. Dolayısıyla hiçbir vatandaş da bundan gocunmaz. Niye? Çünkü bilir ki bunun sonu kötü olacak, ihanetin sonu ortada devletsiz kalmak da vardır. En kötü devlet, devletsizlikten iyidir. Bugün Suriye örneğinde, Irak örneğinde görüyoruz. Yani Kur'an'da da geçer. Yani devlet gittiği zaman izzet de gider, şeref de gider, haset de gider. Ne diyor? Hükümdarlar bir bölgeye girdiği zaman diyor, oranın şereflerini zelil ederler, hakir ederler diye. Dolayısıyla Müslümanlar bu bilinçteydi. Sizin sorunuza geçersek Ermeni suikastı olan suikastı, yani ben o suikastı sanki böyle bu Filistin hadisesindeki Theodor Herzl görüşmelerinden tamam, sonra arka planda hepsi var. Evet, arka yani, planda Abdülhamit aleyhtarı herkes destekliyor. Evet. Yani bunun bizim içerimizdeki iddiaçların bir kısmını da destekliyor. Hatta Tevfik Fikret de destekliyor. Yani sadece Yahudi olarak düşünmeyelim. Yani Türk ve Müslüman kitleler de destekliyor. Yani şu anda da işte, Kıbrıs'ı verin kurtulun gibi bir şey var ya. Ya tabii yani şu anda herkes kendine göre farklı gerekçelerle Abdülhamid'in gitmesini istiyor. Yani Yahudilerin gerekçesi farklı, Ermenilerin gerekçesi farklı ama herkesin ortak duygusu Abdülhamid gitsin. Abdülhamid giderse herkes emellerine ulaşacak. Ki Abdülhamit gitti, herkes emeline ulaştı. O da ayrı duruyor. Abdülhamit aynı zamanda o dönemde Filistin topraklarının tamamının tapularını kendi şahsına mı Abdülhamit bu şimdi İngilizlerin, Yahudilerin bazı şeylerin farkına vardığı için Filistin topraklarının bazılarını kendi şahsi mülkiyetini alıyor. Kerkük ve Musul topraklarını da kendi şahsi mülkiyetini alıyor, satın alıyor. Kendi padişahların şahsi bütçeleri var. Yani maaşları var yani. Bir de vakıflar vardır zamanında gelen padişahlara tahsis edilmiş. Bunların biriken para vardır, onunla alıyor. Bir de Abdülhamit
çok akıllı bir insan. Batı borsalarında oynayan birisi. Parasını borsaya yatırıp çok iyi para kazanan, iyi bilen birisi. Böyle bir borsa var mıymış hocam o zaman? Tabii olmaz olur mu Avrupa'da? Bizde yok ama Batı, İngiltere'de şurada bu borsalar var. Borsaya ciddi yatırım yapan birisi. Orası elinde ciddi para birikimi olan birisi. O toprakları kendi şahsi mülkiyetini alıyor. Şahsi mülkiyetini almasının amacı şudur. Şimdi devlet yıkılsa bile özel mülkiyet kaybolmuyor, mirasçılarına kalıyor. Şimdi şu mantığı kuruyor. Bir şekilde oralar elimize çıksa benim mirasçılarım, yani Osmanoğulları diyecek ki burası babamızın tapulu malı diyecek. En azından o topraklar üzerinde işletme hakkını kazanır. Tamam, devletin adı Osmanlı değil de Irak olur, İngiltere olur, İsrail olur. Ama oradaki arazinin sahibi işte Osmanoğullarından Ahmet'indir, Mehmet'indir. Gelir oraya işletir. Yani böylelikle yabancının eline geçmemiş olur. İşte bunun da önünü kesmek için bazı operasyonlar yapıldı. Mesela buna benzer şeyi Saddam'ın çocuklarına da yaptılar. Saddam'ın çocukları üzerindeki gayrimenkuller, ki petrol bölgesiydi. Bu çocukları suikaste kurban götürdüler. Böylelikle ortada varis kalmamış oldu. Yani bu tarz şeyler hep oluyor. Evet. British Petrol, Abdülhamid'in serveti üzerine kurulmuş bir petrol şirketidir. Yani Kerkük ve Musul'daki Abdülhamid Han'ın satın aldığı servet üzerine kurulmuştur. Şimdi bu servetle ilgili tabii spekülasyonlar çok dolaşıyor. Osmanlı Devleti veya Türkiye Cumhuriyeti bu servetler üzerinde hak iddia edebilir mi? Talepte bulunabilir mi şeklinde. Şimdi tabii bunu hak iddia edebilmemiz için o zaman yani önce bizim Osmanoğullarının haklarını tanımamız gerekiyor ki bu da Cumhuriyet'in, yani ülkemizin şu anda politikalarından birisi değil. Şimdi siz gidip Osmanoğullarından birinin yurt dışındaki haklarını tanırsanız adam diyecek ki onların sizin ülkenizdeki arazileri de, çünkü sonuçta bu ülkede de kendi servetleri, onu da verin diyecek ki bu da ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla böyle de bu konu sürüncemde kalıyor ama ileride ne olur bilemeyiz. Çünkü şartlar değişir, dünya konjonktürü değişir. Sınır dediğimiz şeyler yapaydır. Bugün burası orada olur, yarın o tarafa geçer, yarın bir şey olur. Yani bunlar hepsi yani değişebilir. Yani Abdülhamid döneminde Filistin Yahudilere verilmemiştir. Verilmedi tabii. Verilmemiştir. Tabii. Yahudiler orayı İngilizlerle birlikte bir Dünya Savaşı'nda İngilizleri destekleyerek hem asker hem sermaye olarak destekleyerek oraya yerleştiler. İngilizler Kudüs bölgesini Dünya Savaşı'ndan sonra kendi uhdesini aldı, korumasını aldı. Daha sonra buraya Yahudi göçlerle nüfus dengesini Yahudi lehine değiştirdi ve daha sonra... Ama bunların hepsi Abdülhamid'in rahmetli olmasından sonra, Dünya yani, Savaşı'ndan sonraki, evet, savaşı daha biz sonraki, kaybedince. Evet, savaşı daha biz sonraki. Kaybedince yani. Evet. Biz şimdi yani sanki bu Ermeni suikastının, Abdülhamid'e yönelik olan suikastının temelinde yine bu Filistin yine falan Batı da var gibi ve, gibi. Yahudilerin desteği var ama Ermenilerin kendine ait farklı gündemi vardı. Ermeniler bu dönemde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, Osmanlı'nın çeşitli yerlerinde isyanlar çıkarttılar. Zeytun isyanı gibi. Bu isyanlar tabi Osmanlı Devleti bastırdı. Bu isyanların bastırılması üzerine Ermeni yazarlar, politikacılar Batı medyasında Abdülhamid için Kızıl Sultan tabirini kullanmaya başladılar. Ermenileri kesiyor, katlediyor falan filan gibi bir tabir kullanmaya başladılar. Daha sonra Ermeniler Abdülhamid'e suikast kararı kıldılar. Ve ilk kez, tarihte belki ilk kez bir devlet başkanına saatli bombayla suikast düzenleniyor. O döneme kadar böyle bir suikast şeyi hiç düzenlenmemişti. Bu anlamda da bir ilki barındırır. Abdülhamid'in cuma namazlarını Yıldız Camisi'nde kılıyor. Yıldız Camisi'nde Abdülhamid dakik bir insan. Nerede ne gidecek hep belli. Yani rotası belli. Dolayısıyla suikastçılar takip ediyorlar uzun süre. Ve bir araba getiriyor. Bu araba özel olarak Avrupa'da yapılıyor. İçine bomba yerleştiriliyor. Parçalar haline getiriliyor. Ve bu suikastçıların elebaşları falan Rus konsolosluğunun referansıyla şeye kadar geliyorlar. Bu arabayla ta yakına kadar geliyorlar. Ve arabayı, bomba yüklü arabayı Sultan arabasının yanına ya da yakınına park ediyorlar. Tabii o zaman uzaktan kumanda falan daha yok. Yani saati kuruyorsun. Saati gelince bomba patlıyor. Saatli bomba dediğimiz olay bu. Abdülhamid, yani o zaman o dönemde de bu teknoloji bayağı bir ilerledi. Çok ileri bir teknoloji. Evet. Yani bu işte Batı'da özel yaptırılıyor bu çalışma. Yani bizde yok. Öyle bir bomba daha bizde yok. İlk kez bir devlet başkanına böyle bir suikast deneniyor. Abdülhamid cumadan çıkacağı saat ve kendi arabasına bineceği saati ayarlıyor. Çünkü öyle bir zaman ayarlayacaksın ki Abdülhamid gelip arabaya bindiği zaman araba hareket etmeden
arkadaki araç parçalanacak ki öndeki Abdülhamid'in arabası da birlikte uçmuş olacak. Abdülhamid namaz kıldıktan sonra gidecekken Şeyhülislam bunu tutuyor. Bir mesele var. Bununla ilgili görüş belirtmesini istiyor. Bu meseleyi Şeyhülislam'la konuşurken bomba patlıyor. Dolayısıyla yani zamanında yani kendi normal rutin zamanında gitmemiş oluyor ve bomba Abdülhamid içinde değilken yani çok kısa oluyor. Bir kısa zaman, bir zaman aralığı. Birkaç dakikalık hatta Tevfik Fikret öyle der birkaç dakikalık gecikme diye yazık oldu işte o avcıya. Onun bir şiiri de var değil mi? Yazık oldu o avcıya diye başlar. Birkaç dakikalık gecikmeyle diyor işte o kişi ölmedi falan filan diye böyle kendi sultanının bir Ermeni tarafından öldürülme işini hayıflayan ve bunun şiirini yazan bir kişi ve bu adam Cumhuriyet döneminde kutsallaştırılmış, Tevfik Fikret diye bir sürü okullara ismi verilmiş. Şimdi böyle bir insan. Şimdi bomba patlıyor, yüzlerce insan ölüyor. Yani havada diyor, o zaman görgü tanıklarını okudum anılarını. Kollar, bacaklar, kafalar diyor, havada uçuşuyor diyor. Yani ilk kez bu kadar yakında böyle bir şey görülüyor. Ama padişah kurtulmuş oluyor. Suikastçı yapan kişilerden birisine, mesela yakalanıyorlar onlar. Abdülhamid mesela affediyor. Adam geri döndürüyor. Adam Abdülhamid'in bir numaralı ajanı haline geliyor. O Ermeni komutacıların yaptığı çalışmalar sürekli Abdülhamid'e rapor etmiş oluyor. Böyle bir durum da var. Bak o kısmı da ben hiç duymamıştım. Yani. Öyle bir durum da var. Abdülhamid'in önemli ajanlarından birisi de bu. Adını unuttum. Ermeni suikastçilerden birisi, ileri gelenlerden birisi. Bu Osmanlı Bankası o dönemde mi var? Osmanlı Bankası ama Osmanlılara ait değil. Adı Osmanlı Bankası ama Osmanlıların değil. Gene Ermeniler kurduğu bir banka değil mi bu? Tabii Osmanlı Bankası'nın tarihi eski. Bir de şimdi kanalı. Sayın Hocam biz Abdülhamid gibi bir dehayı anlatıyoruz. Bana göre dehadır siyaset dehasıdır. Sadece size göre değil. Evet. Bismarck da öyle diyor. Yani diyor ki Abdülhamid'in aklını diyor bütün dünya paylaşsak diyor yeter diyor yani. Evet yani ben siyasi deha diyor evet. Yani. Onun şimdi gibi siyasi dehayı görmedim. Bir de bu Hicaz demir yolları meselesi var. Evet. Nedir onun yani şey detayı nedir? Dönemin önemli ulaşım araçlarından birisi demir yollarıydı. Demir yollarının şu özelliği vardı. Deniz yollarına bir alternatif mahiyetindeydi. Şimdi Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafya hükmediyor. Ama bu coğrafya ile ilişkide de ciddi kopukluk yaşıyor. Yani tek ulaşım vasıtası at ve at arabası. Deniz yollarında hakimiyetimiz zayıf. Doğru düzgün donanmamız yok. O dönemde. Dolayısıyla bizim buna karşı gelişen demir yollarına ağırlık vermemiz lazım. Demir yollarına ağırlık verirsek demir yolların için bize üç önemli fayda sağlayacak. Bir savaş zamanında asker sevkiyatını hızlı bir şekilde yapacağız. İkincisi bölgeler arası iletişimi yapmış olacağız ki böylelikle bölgeler arası insanların gidip gelmesiyle sıcaklık yaşanmış olacak. Üçüncüsü ticaret anlamında ticareti hızlandırmış olacak. Mal götürüp getirme hızlanacak. Bu da ticareti artıracak. Bizim mallarımız ulaşımdan kaynaklanan o maliyeti düşüreceği için fiyatları ucuzlatacak. Uluslararası piyasaya hem mal sürümümüzü sağlayacak, bu içeriye döviz gidişini sağlayacak. Hem de üretimimizi artıracak. İç üretim artınca da iç talep de ortaya çıkacak. Bu da ülkedeki ekonomiyi farklı bir şekilde çözmüş olacak. Yani demir yolu dediğiniz çok önemli. Hatta bugün bile şu anda Amerika ile Çin arasındaki en önemli kavgalardan birisi demir yolu kavgasıdır. Çin, Çin'den kalkan ta Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden bir demir yolu inşaatına başladı. Türkiye ayağını Türkiye biliyorsunuz yapıyor. Bu demir yolu... İpek yolu. Evet, bunu işte İpek yolunu demir yoluna çevirdiler. Yani. Şimdi bunun önemli özelliği şu, dünya ticaretini denizlerden alıp iç kesime sağlanmış olacak. Bu deniz yollarının önemini azaltacak. Deniz yollarında güçlü olan Amerika, İngiltere gibi devletlerin bir anlamda tekelini ortadan kaldırmış olacak. Artı iç kesimdeki malları limanlara götürme şeyini de ortadan kaldıracak. Maliyetini de ortadan kaldırmış olacak. Ticareti tekrar iç kesime kaydırmış olacaktı. Yani coğrafi keşiflerle denizlere kayan ticaret iç kesime kaydırmış. Yani günümüzde de mesela bu politika aynen devam ediyor. Yani demir yolu yani bilmeyenler demir yolu şu anda çok farkında değil ama demir yolu hala stratejik bir durum. Ki ülkemizde şu anda demir yolu ağlarımız zayıf. Mesela işte Ankara, işte Eskişehir, İstanbul ve Konya bir hızlı demir yolu ağımız var. Benim bütün ülkeye yaydığımız zaman bizim şeyimizi azaltmış olacak. Maliyetimizi düşürecek, petrol giderimizi azaltacak. Düşünün bir trenle siz 100 tane tırın malını bir trenle taşıyabiliyorsunuz.
bir anda sizin petrol giderinizi azaltmış olacak. Yol maliyetini düşürmüş olacak. Yani hala stratejiktir. Yani kışın gidilemeyen birçok kapanan yollar demir yollarıyla sayesinde kapalı olmayacak. Yani. Çünkü demir yollarını sürekli temizleyerek. Şimdi millet nostalji yaşıyor hocam. Evet. Şeyden Ankara'dan biniyor ya da İstanbul'dan Kars'a gidiyor ya da Van'a gidiyor. Tabii. Trenler nostalji yaşıyor. Kışın nostalji yani çok, çok güzel. Yani onu ben bile evet. Ben düşünüyorum. Fakat o dönemden bu Toroslardaki demir yolları falan hep o dönemden mi kalma? Hocam dağların delinmesi falan. Hicaz demir yollarının yani şey Türkiye'deki demir yollarının çoğu Osmanlılar döneminde yapıldı. Yani Cumhuriyet döneminde çok az yapıldı. Cumhuriyet döneminde daha çok lastikli araçlara dönük yollar yapıldı. Hicaz demir yolunun bir özelliği de Hicaz Müslümanlar mukaddes bölgesi. Mekke Medine var. Dolayısıyla burayı hedefleyen bir yol, özellikle hacı trafiğini de güzel şey yapacak. Bu aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin halifelik gücünü de dünyaya göstermiş olacaktı. Dünya Müslümanların özellikle beklediği bir şeydi. Hatta Hicaz demir yolları için dünya Müslümanlar, ta Amerika'daki Müslümanlar dahi parasal yardımda bulundular. Hisse senetleri dağıtıldı, satıldı. Müslüman dünyası hisse senetlerine rağbet etti, aldı. Ve o hisse senetleriyle biz o demir yolunu yaptık. Yani Hicaz demir yolu ümmetin aslında masrafını karşıladığı bir yoldu. Çok önemsiyorlardı. Ama Batı, özellikle İngiltere bu demir yollarına karşıydı. Çünkü demir yollarını biz Almanlarla birlikte yapıyorduk. Almanların Hicaz demir yolu ve Bağdat demir yolu gibi iki önemli ağ inşa etmesi Almanların Orta Doğu'ya ilgi duymasına yol açacaktı. Orta Doğu'ya ilgi duyulması demek İngiltere'nin doğal yayılmak istediği alanın eline çıkması veya karşısına bir rakibi çıkması demektir ki bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki İngiliz-Alman gerginliğinin ana eksenlerinden birisi de bu oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda bize dönük yapılan en büyük operasyonlardan birisi demir yollarını sökme şeklinde cereyan etti. Arap isyanlarında. Araplar mesela Lawrence şöyle diyor. Yani diyor demir yolunu sökmek diyor bir Türk ordusu yenmekten daha önemlidir diyor. Çünkü sevkiyatı durdurmuş olacak. Ulaşımı engelleyecek. Ulaşım dedin evet. Arada çöl var yani o çöl tabii. O çöl atla şunla bununla bitmez yani. Yani kervanla gidilecek bir tabii yani, güzergah şeyi değil. Ama şu anda Suudi Arabistan artık demir yolunun farkında haç şeylerinden birçok demir yolu ağını yaptı. Ben en son Suudi Arabistan'a gittiğimde Medine'deki Osmanlı istasyonu vardı. Oradaki son tren de duruyordu. Şu anda nedir? O duruyor treni mi? Gördüm ben hocam. Ben evet, de gördüm. Ama şu anda duruyor. Var mı yok mu? O şeyi mu? De gördüm. Fahrettin Paşa'nın nöbet tuttuğu kulübeler var ya. Aha. Nöbet kulübeleri falan evet. Da. Şimdi duruyor. Ama şu anda ne durumda onu bilmiyorum. Yani aradaki yollar kalkınca o şeyler orada kalmış oldu. Tabii İngilizler Müslümanların dayanışmasını istemediği için bu özellikle demir yollara çok ciddi saldırılarda bulundular, engellemeye çalıştılar. Çünkü demir yolları sayesinde Müslüman dünyası yakınlaşacaktı. Şimdi İstanbul'dan Bağdat'a, İstanbul'dan Medine'ye demir yolu. Adam İstanbul'a girdikten sonra her tarafa gidecek. Belki ileride bu bir ucu ne bileyim şeye gidecek, Tahran'a gidecek. Bir ucu belki ta Pakistan'a kadar, Hindistan'a kadar gidecekti. Yani böyle bir düşünce, böyle bir şey vardı. Ama maalesef bu Dünya Savaşı'nda bizim yenik çıkmamızda sekteye uğradı. Bu Hicaz demir yolunun yapılırken Almanların mı talebi var acaba? Hicaz demir yolunun sağında ve solunda belli bir mesafeyi kendilerine tahsis edilmesi bu hadisesidir. Şimdi demir yolunun olduğu güzergah üzerindeki şeyler, demir yolu şirketleriyle yapılan anlaşmada mesela bazılarına para vermiyorsun. Bunun karşılığında o güzergah üzerindeki arazinin sağında sonunda işte 20 metrekarelik alanlar işte şirkete kullanım hakkını falan. Kullanım hakkını veriyorsun evet. Falan. Bugün de Türkiye'de mesela yapılıyor işte yap işte devlet tarzı model olarak düşünebiliriz. Ama yani. Şöyle bir şey de var yani o kullanım hakkı verilen yerlerin tamamında petrol bölgelerinden geçtiği falan şeklinde ya bir onu, şey de var. Onu şey yapılır, onun anlaşması ben incelemedim ama bu kullanım hakkı dediğiniz şey sonsuza dek bir kullanım hakkı olmaz. Yani devletler yaptıkları hiçbir işte ucu açık şey yapmaz, tarif verilir. 50 yıllık verir, 100 yıllık verir bir şekilde kullanım hakkı sağlanır. Zaten o petrolün değer kazanması bile biliyorsun 70-80 yılı buldu yani o tarihte düşünürsek 100 sene sonra ancak daha petrol dünya piyasasında bu kadar egemen oldu. Yani dolayısıyla öyle bir anlaşma yapılsa bile bu muhakkaten olur. Dolayısıyla çok
şey olmamak lazım. Petrolü zaten bugün dünya petrol piyasasındaki mantık şudur. Petrol şirketleri gider, bir ülkede petrol çıkartırken %50 üzerine anlaşırlar. Şirket gelir senin ülkene petrol çıkartır, %50'si senin, %50'si şirketindir. Niye? Çünkü petrol çıkartmak çok zordur, çok maliyetli de ve çok yüklü bir teknoloji ister. Artı her sondaj yaptığınız şeyde petrol çıkacak diye bir şey de olmaz ya da rentable değildir. Dolayısıyla maliyeti yüksektir. Yani birçok devlet yalvar yakar getirtemezler bile yani. Ben mesela Çat'ta bulunurken, mesela Çat'ta petrol ülkesi, OPEC ülkesi, buna rağmen mesela firmalar mesela gelip petrol çıkartmıyor. Adam mesela Enerji Bakanlığı'na mesela gördüm. Tek tek liste var haritada, şurada şu petrol, burada bu petrol var. Ama kimse gelip çıkartmıyor. Yani mesela Türkiye'de işte bunu Erdoğan gittiğinde anlaşma şeyinde işte petrolleri gelin siz çıkartın. İşte %50'sini siz alın şeklinde. Mesela böyle şeyler de var. Anlaşma yaptık mı hocam buraya? Anlaşma, 7 tane anlaşma yapıldı. Detaylarını bilmiyorum ama Enerji Bakanlığı'ndan epey insan gitti oraya. Yani demek istediğim şu, yani çok tatlı para kazanabileceğim bir iştir ama riski de yüksek, maliyeti de yüksek bir iştir. Yani çünkü petrolü sadece çıkartmakla iş bitmiyor. Petrolün rafine edilmesi ve petrolün dünya piyasasına dağıtımı da çok büyük bir şey. Maliyet gerektiriyor. Yani siz petrolü çıkarttıktan sonra boru hatlarını döşemeniz lazım. Boru hatlarını döşemek için bir maliyet şey yapmanız lazım. Ya da tanker yapacaksanız yol yapmanız lazım gibi. Yani bunlar hepsi ciddi maliyet gerektiriyor. Yani ülkeyi baştan aşağı örmeniz gerekiyor. Büyük bir zahmetlerle bir mamül hale geliyor. Yani netice tabii. İtibariyle bir maliyeti tabii. Yükselten bir şeyler var da. Hocam bir de şöyle bir şey var Sayın Hocam. Abdülhamid'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de zannedersem istihbarat teşkilatını oluşturmak. Evet. Yani teşkilat-ı mahsusa sanki ondan sonraydı ama Yıldız İstihbarat Teşkilatı. Yıldız İstihbarat Teşkilatı. Ben şöyle bir şey duymuştum. Kimden duydum? Bu Profesör Doktor Hasan Könü var. Benim hocamdır. Yüksek lisanslı hocamdır. Hasan Könü'den duymuştum. Diyordu ki biz Amerika'da ben teşkilat-ı mahsusaya mensup birini buldum. Kendime nikah şahidi yaptım. Yani bu Osmanlı döneminde bu bölgeye Abdülhamit döneminde özellikle zencileri Türkiye'de İslamiyet'le mücehez kıldıktan sonra Amerika'ya gönderip o dönemdeki o bölgedeki şu andaki Müslümanların temelinin yine Abdülhamit döneminden atıldığıyla ilgili şeyler var, söylentiler var. Doğruluk derecesini bilmiyorum. Tabii onu sizden dinleyeceğiz. Yani bu çalışma aynı zamanda tabii bu Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın görev alanlarından evet. Birinin olması lazım. Şimdi hocam Abdülhamid şunu gördü. Devlet yönetmek istiyorsa bilgi akışı olması lazım. Şimdi siz oradasınız, oturuyorsunuz sarayda. Şimdi bilgi akışınız yoksa etrafınızdaki adamların laflarına göre hareket edeceksiniz. Şimdi padişahsınız, sokağa çıkıp şey yapamıyorsunuz. Sizin diğer insanlar gibi dostlarınız, arkadaşlarınız da yoktur. Belki hiç dostunuz, arkadaşınız da olmayacaktır. Hepsi sizin memurunuz olacaktır. Dolayısıyla gerçek bilgi akışı size gelmeyecektir. Sizi bir süre sonra kafesin içerisinde alacaklar. Herkes istediği gibi yönetecek. Dolayısıyla Abdülhamid bunun farkında olduğu için bunun kırmanın yolunun istihbarattan geçtiğini bildi ve bir istihbarat teşkilatı kurdu. Buna da Yıldız İstihbarat Teşkilatı dedi. Çünkü Yıldız Sarayı'nda kalıyordu. Abdülhamid büyük bir dedektif romanı okuyucusudur aynı zamanda. Dolayısıyla o dedektif roman okumanın ona getirdiği istihbarat altyapısını sağlamış oldu. Yıldız İstihbarat Teşkilatı dönemin en güçlü istihbarat teşkilatı haline geldi. Hatta dönemin en büyük istihbarat teşkilatlarından birisi İngilizlerindir. İngilizleri birçok açıdan mağlup eden bir istihbarat teşkilatı oldu. Atlatan bir istihbarat teşkilatı oldu. Yani Abdülhamid'e İngiliz elçisi gelip bir şey söylediği zaman Abdülhamid tak diye ona olayın öyle olmadığını dair hemen belgeler önüne koyuyordu. İstihbaratın gönderdiği bütün belgeler gece yarısı da olsa getirin diyordu ve bunları tek tek kendisi özenle okuyordu.
Tabii bu memlekette Abdülhamit aleyhindeki propaganda da işte şey getirdi. İşte jurnalciler diye bir kavram getirmiş oldu. İşte Abdülhamit her tarafta jurnalcileri var, jurnallıyorlar falan, ama bir devletin zaten istihbarat teşkilatı olmazsa o devlet ayakta kalmaz. Bugün Türkiye'nin 3-4 tane ayrı ayrı istihbarat teşkilatı var. Bir tane bile yok yani. Amerika'nın 4-5 tane istihbarat teşkilatı var. Yani tek bir tane istihbarat teşkilatı bile yok. Yani askeri istihbarat var, iç istihbarat var. Yani bir otokontrol şeklinde birbirlerini de takip ediyorlar. Yani birbirlerini de bu istihbarat teşkilatı sadece kötü olarak düşünmemek lazım. Yani Batı başkentlerinde neler dönüyor? Bir olay olunca önceden ne yapılıyor? Niyetler nedir? Bunların hepsini ne yapıyor? Önceden bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Mesela Yıldız İstihbarat İşletinin başarılarından bir tanesini örnek verirsek, bugün İngiltere'nin başına bela olan İRA'yı Yıldız İstihbarat İşletini kurdu. Yani İrlanda Kurtuluş Örgütü'nü. Öyle mi? Tabii. Mesela onlara destek verdi. İrlandalılara çok büyük destekler verildi. Mesela. Buğday gönderdi falan diye bir şey vardı. Abdülhamit dönemidir o buğday gemisinin gittiği. Bu Abdülmecit dönemiydi. Abdülmecit dönemidir. Evet. Ama Abdülhamit döneminde de benzer bir yardım yapıldı. Artı Abdülhamit döneminde futbol takımı kuruldu. İrlandalılar vasıtasıyla bir futbol takımı kurdular. Abdülhamid'in desteğiyle sanki kurdu. O tarafta bir Türk köyü mü var? Türk takımı mı var? Ne aha, bir şey o var? İşte buğday desteğini aldığı için bir evet. Türk takımı kurdu. Hatta iki tane Türk takımı var. Bayraklarında Ay Yıldız vardır. Yani bunu İngiltere'de ara ara bazen tartışırlar. Bunun ne işi var falan filan diye. Ama böyle İrlandalıların böyle bize karşı öyle bir şeyisi var. Muhabbetleri var. Abdülhamid mesela bunu kullandı. Yani Batı'daki çelişkileri farkındaydı. Batı dediğimiz şey bir birlik değildir. Bir sürü kendi içerisinde çelişkiyle barındırır ki ve yüzyıllarca birbirlerini yemişlerdir. Ama bugün birlik gibi gözükmesinin nedeni Batı çok güçlüdür. İstihbaratı çok güçlüdür. Başı kaldıranın başını keserler. Hiç bizim haberimiz de olmaz. Ne diyor Amerikalı birisi? Diyor ki biz diyor ihanet edenin kafasını keseriz diyor. Yok ederiz diyor. Ama başka ülkelerdeki hainleri de besleriz diyor. Şimdi doğru. Ha, doğru söylüyor. Şimdi biz de kendi hainlerimizle besliyoruz. Hatta olmadı kahraman yapıyoruz. Böyle bir garabet durum var. Hainlerimizi kahraman da yapıyoruz. Tabii. Şimdi bu bizim için büyük bir handikap. İşte bunun nedeni de şu işte istihbaratın zayıf olması. Yani hain olup olmadığını bilemiyoruz. Niye? Çünkü istihbarat gücün zayıf ya da bir şekilde istihbaratı ele geçiyorlar. Tabii Yıldız İstihbarat Teşkilatı daha sonra teşkilatın mahsusunun temelini oluşturacaktır. Abdülhamid'den sonra İttihat Terakkiciler yönetimine geçince Teşkilat-ı Mahsusa'yı kurdu. Teşkilat-ı Mahsusa Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın altyapısı üzerine kurulmuştur. Bu altyapı daha sonra işte MIT'in altyapısına kadar gelecek. Yani askeri istihbarata kadar gelecektir ki Osmanlı Devleti bu istihbarat da bir süre daha ayakta kalabildi. Yani bu istihbarat olmasaydı kalamazdı. Ama mesela şöyle düşünüyorum. Tamam bu istihbarat teşkilatı çok güçlü ama Sultan II. Abdülhamid'e karşı hareket ordusu harekete geçtiği zaman bunun hareket ordusunun organizasyonun oluşumuna neden vakıf olmadı? Veya çok oluşum aslamasını küçümsediler mi? Ciddiye mi almadılar? O da bir garabet. Onu da çok bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum ben. Hocam şimdi tabii Abdülhamid dönemi de bir derya bir dönem, yani o anlatmakla bitmez ama bizim o dönemle ilgili Duyun Umumiye dediğimiz bir hadise var. Evet. Nedir? Hocam Osmanlı Genel Borçlar İdaresi, Duyun Borç demektir. 1881 yılında kuruldu. Şimdi Osmanlı Devleti ilk borç dış borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Daha sonra Fransa'dan, daha sonra diğer ülkeden aldık. Ama ilk dış borcu 1854 yılında aldı. Niye aldı? Çünkü Ruslarla Kırım Savaşı'nı yapıyordu. Savaşın maliyetini, masrafını karşılamak için bu borca girdi. Yani bazılarının anlattığı gibi değil. Yani bazıları şunu söylüyor. Osmanlı Devleti borç alıp saray yaptı. Borç alıp işte keyif sürdü falan filan. Borçlarla yaptı. Öyle değil. Yani savaşın maliyetini karşılamak için borç aldı. Dış borçlar o şekilde yapmış olduk. Yani Dolmabahçe Sarayı işte şu kadar borç alındı. Ya bunlar hikaye yani. Koca Osmanlı Devleti bir saray mı yapamayacak? Yani bunlar Sultanahmet'i yapan, Topkapı yapan bir Osmanlı için Dolmabahçe Sarayı nedir yani? Şimdi tamam. Şimdi şeye baktığımız zaman Duyun-u Umumiye niye kuruldu? 1881 yılına geldiğimizde bu borçlar sarmalabilmişti. Şimdi borçların çok oluyor gözükmesi nedeni borçlar faizle alınıyor. Dolayısıyla ödenmeyince faizler biniyor ve temerrüte girmiş olur. Şimdi ben borçlandığım zaman ne olur? Hacize düşerim. Ödeyemezsem mal varlığım el konulur. Değil mi? Mal varlığım yoksa bir şekilde benim çalışmalarımın önüne el konulur, maaşıma el konulur. Bir şekilde bu borçların tahsiline gidilir.
Olmadı hapse atılır. Ama devlet borçlarında ne olur? Ödeyemezse ne olur? Şimdi Türkiye'nin de şu anda dış borcu var. 450 milyar dolar civarında bir dış borcum var. Yani devlet ödemediği zaman ne oluyor? Birkaç şey oluyor. Birincisi devlet bunu ödeme yoluna bakıyor. Taahhüt ediyor. Nasıl taahhüt ediyor? Gelir kaynaklarının bir kısmını borçlarına tahsis ediyor. Ya da alacaklara diyor ki şuradaki gelir kaynaklarımı size veriyorum diyor. Ya da devlet bazı arazilerini borçları karşılığı verebiliyor. Diyor ki şu adayı ben işte borçlarım karşılığı alacaklara verdim diyebiliyor. Yani böyledir yani bu işin başka şey yok. Yani borç aldım ben ödemiyorum ne yaparsan yapın dersen bu savaş sebep olur. Ama ekonomik şeylerde ekonomik savaşa dönüşür. Ekonomik savaşa dönüşmesi şudur. Bir, dışarıdan borç alamazsınız. İkincisi, dışarıya mal satamazsınız. Çünkü güvenliğinizi yitirdin. Sizin mallarınızın şeyi düşer. Üçüncüsü, sizin mallarınızın, gayrimenkullerinizin uluslararası piyasadaki şeyi düşer. Değeri düşer. Alıcısı düşer. Bir anda borsada sizin mallarınız sana çakar yani. Dolayısıyla siz bir üçüncüsü de itibar kaybına uğrarsınız. Yani siz devlet olarak sizin mührünüzün bir güvencesi olmaz. Ben mühür basıyorum bu şey için. Yatırım yapamazsınız. Yatırımcılar sizin ülkenize yatırım yapmaz. Diyelim fabrika kuruyorsunuz, gemi yapıyorsunuz, işte tren yolu yapıyorsunuz. Ne güveniyor? Yatırımcılar sizin mührünüze güveniyor. Yatırımcılar sizin malınıza güvenmez. Yani mührünüze güvenmez. Yani devlet çarkları dönmez bir süre sonra. Çünkü dünyada bütün devletler bir şekilde birbirleriyle ilişki içerisindedir. Yani borçlanma çok fazla mı bu dönemde hocam? Hocam borçlar faize bindi, temerrüte bindi. Bizim yani nasıl faiz? Şu anda da öyle. Yani bizim mesela 450 milyar dolar borcumuz varken bu borcun hepsi ana para mıdır? Değil. Belki ana para bunun üçte biridir. Yani biz şu anda her yıl şu kadar borç ödüyoruz, faizlerle ödüyoruz. Şu şeyi ben çözmeye çalışıyorum da Sayın Hocam. Ben yani şeyi anlatayım, Duyun Umumiye nasıl kurulu anlatayım. Şimdi Abdülhamit, dünya borsacını da iyi bilen birisi, ekonomiyi de iyi bilen bir adam. Batı medyasını takip ediyor ve bunun bir şekilde çözmek gerekiyor. Ki Abdülhamit çok tutumlu bir padişahtır. Hatta dönen muhalefetler onun için pinti yani cimri tabirini kullanmışlardır ki cimri değil de tutumludur. Arada büyük fark var. Abdülhamit bunu alacakları topluyor. Çünkü gittikçe devletin piyasada itibarı düşüyor. Diyor ki ne kadar alacak var? Şu kadar. Hatta alacaktan bir kısmından, faizden bir kısmından vazgeçtiriyor. Tamam diyor. Şu kadar alacağız diyelim. 10 lira mı alacağız? Bu 10 liranın ne kadar faiz? 4 lirası faiz. Tamam diyor. Ben diyor 6 lira üzerine 2 lira daha koyayım. 7 lira 8 lira vereceğim diyor. Neyin karşılığında? Benim diyor işte şuradan diyor yıllık şu kadar vergi gelirim var. Belli de vergi kayıtları belli. Şu şeyden yıllık şu kadar gelir var. Gümrüklerden şu kadar var. Bunları diyor size tahsis edeceğim bir komisyon kurun. Alacaklar bir komisyon kuruyorlar. Duyun Umumiye Komisyonu diye. Bu komisyon belirtilen vergi gelirleri üzerine tahsilata başlıyorlar. Yani tahsilat derken devlet onlara direkt oraya kaydırmış oluyor. Ve böylelikle borçlar bir şekilde bir çözüme kavuşuyor. Yani Abdülhamit gitmeseydi veya bir Dünya Savaşı olmasaydı, bu şekilde olsaydı belki bir 10 yıl içerisinde borçlar kapatılacaktı. Tabii borçların kapatılabilmesinin kuralı nedir? Yeni borç almayacaksın ki borçlar kapansın. Yeni borç almamanın yolu bir, tasarruf yapmak, ikincisi üretim yapmaktır. Yani siz üretim yapacaksınız ki sizin gelir ve gider dengeniz birbirini karşılayacak, bütçe açığı vermeyecek. Şimdi aynı şey bugün Türkiye için de geçerlidir. Yani bütçe açığı veriyoruz ama bizim bugünkü bütçe açığımızın ana damarı enerjidir. Yani petrolü dışarıdan aldığımız için biz aslında açık veriyoruz. Yani burada bunu da önlemenin yolu işte dediğim gibi demir yoluna ağırlık ver, deniz yoluna ağırlık verir mi? Bir şekilde bu bütçe açığının azalmış olur. Ve şu anda işte ne yapıyoruz? Boru hatları ülkemize geçiyor. Bu bizim için bir avantaj çünkü o boru hatlarını karşılıyor. Yani o dönemde biz kazandıkça ödemişiz. Yani şimdi ne diyorlar? İşte babanın, dedenin şu borçlarını evlat ödeyecek. Yani bir şekilde ödeyecek, alacak ve bizim yakamıza yapacak. Yani bunu Abdülhamit için bir eleştiri olarak getirirler ama bu aslında olması gereken bir şey. Ekonomik açıdan olması gereken bir şeydi. Abdülhamit devleti iflas etmekten kurtardı. Ama aslında bu bir anlamda da iflastır. Başka bir açıdan bakarsanız. Çünkü sizin vergi kalemlerinizin bir kısmını yabancı bir unsur sömürmüş oluyor. Ama bunun başka bir yolu yok. Üretim seviyesi belli, şu belli, bu belli. Sonuçta şimdi, sorunu çözmüş olduk diyoruz. Sayın Hocam, tabii bu ara zamanımız da... Zamanımız varsa planlıydı, tahttan indirelim, konuştuk. O şeye geçelim, tahttan indirme hadisesini bir konuşalım. Çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Şimdi Abdülhamid'in tahttan indirilmesi şu. Tabii 33 yıl hükümdarlık yapan bir insan ve yaşlı bir insan karşımızda, yaşlı bir hükümdar karşımızda. Yorulmuş, mücadele etmekten bitmiş bir durumda.
baskılar karşısında Abdülhamit 1908 yılında meşrutiyeti ikinci kez ilan ediyor. İkinci meşrutiyeti ilan ediyor. Çünkü o dönemin aydınları meşrutiyet gelince bütün sorunlarını çözeceğini düşünüyorlar. Ama meşrut ilan ediliyor ama sorunlar çözülmüyor tabii. Sorunlar orada kalıyor. Sadece devlet yönetiminde çok sessizlik oluşmuş oluyor. Arkasından meşrutiyet karşıtı bazı gruplar, ki bu gruplar kim organize ediyor, kim provoke ediyor, onu da aslında ayrıca araştırmak gerekiyor. Çünkü kendiliğinden gelişen bir hareket olduğunu zannetmiyorum. 31 Mart'ta kastettiğimiz bir olay gerçekleştiriyorlar. Eylem gerçekleştiriyor. Bunlar meşrutiyet karşıtı eylem. Yani meşrutiyetin istemeyen grup. Çünkü isteyen de var, istemeyen de var. Bugün de öyle. 31 Mart vakasını aslında bizim kaynaklarımız çok aslında abartıyor. Yani günümüzde bunu protesto eylemler olarak düşünmemiz lazım. Yani insanlar gelmiş Sultanahmet Meydanı'nda meşrutiyet karşı gösteri yapıyor. Yani bugün her gün oluyor bu tür tarz protestolar, fikir özgürlüğü. Ama o zaman dünyasında protesto etmek diye bir kavram yok. Devletin aldığı kararları birini eleştirmesi demek isyanla eş anlamlı geliyor. Yani bugünkü şartlara baktığınız zaman çok basit, sıradan bir gösteri gibi olan bir olay. O zaman insanlar için çok ciddi bir tepki gibi oluyor. Yani sanki meşrutiyet tekrar elden yiyecek gibi meşrutiyet yanlısı İttihat Terakkiciler paniğe kapılıyorlar. Ve Balkanlarda oluşturdukları bir komitacılar var. Enver Paşa gibi komitacılar var. Ki Enver Paşa Osmanlı Devleti'nde bölgedeki Rum Bulgar çetecilerine karşı savaşması için görevlendirilmiş bir komutan. Bunlar yetkilerini, güçlerini aşıyorlar. Ellerindeki askerlerle ve bölgeden topladıkları gönüllerle bir ordu, alternatif ordu oluşturuyorlar. Bu orduya hareket ordusu adını veriyoruz. Bu ordu İstanbul'a doğru geliyor. Hedefleri meşrutiyeti korumak. Ana hedef bu. Yani hükümdar devirmek diye bir şey yok. Hatta o dönemin Hareket Ordusu'nun komutanı Mahmut Şevket Paşa bile bizim hedefimiz sultanı korumak diyordu, İslam var diyor. Halk içerideki oluşabilecek tepkiler bu şekilde önlemiş oluyor. Sultan Abdülhamit bundan haberdar mıydı? Haberdardı. Birinci Ordu, Balkanlarda konuşlanmış birinci ordu komutanı Abdülhamit'e bağlılığını sunuyor. Sultanım emir ver, bir dakikada dağıtırız. Yani çünkü bütün Osmanlı gücü, silahı hükümdarın emrinde. Yani öyle bir şey yok yani, hükümdarın meşruiyetinde bir sıkıntı yok. Hükümdarın kendi hassa birliği var. Hassa Birliği özel birliktir. Seçkin askerlerden oluşur. Ki çoğu Türkmen ve Arnavutlardan oluşur. Yani Abdülhamit özellikle Türkmen ve Arnavutlardan. Bu özellikle Söğüt'teki Türkmenlerden oluşur. Yakın korumalar mesela. Söğüt'teki Osmanlı Devleti'nin Yörük Türkmen. Evet. Asıl kurucu unsuru olan çekirdek kadrosundan oluşuyor. Halen vardır. Dolayısıyla bunlar da sultana bağlılıktan emir duruyor. Fakat sultanda şey oluşmuş, artık yaşlılığın getirdiği bir bıkkınlık var. Ya ben istemiyorlarsa gideyim diyor. Yani çok niye benim insanlar birbirini öldürsün diyor. Yani istemiyorsa çok da umurumda değil gibi bir tavır içerisinde giriyor. Yani istese Abdülhamit bunu çok rahatla dağıtabilecekti yani öyle bir durumda. Tabii isyancıların avantajı karşılarında yaşlı, yorgun, bıkmış, bitkin bir padişah olmasıydı. Abdülhamid'in genç dönemlerine denk gelseydi bu şekilde karşılık bulmazdı. İttihatçılar ellerini kollarını sallayarak geliyorlar. Meclisten bir yazı, Şeyhülislam vekilinden bir fetva alıyorlar. Ki fetvanın altında imza edenlerden birisi de meşhur Elmalı Hamdi Yazır'dır. Değil mi? Tabii. Abdülhamid'in hal fetvası. Şimdi Osmanlı kurallarına göre bir padişahın tahttan indirilmesi Şeyhülislam'ın fetvasıyla olur. Şeyhülislam fetva vermiyor. Yani sultanın diyor halledilmesi gerektiren şerhan bir suçu yok. Onun üzerine fetva emini... Ama bu Hamdi, Elmalı Hamdi'yi çok methedip duruyorlar yani. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır tabii daha sonraki şeylerde, hatıratlarında buradaki hatasını itiraf ediyor ve kabul ediyor. Hata yaptığını söylüyor. Fetva emini de, mektubu şeyi yazan fetva emini de bunlar da hata yaptığını söylüyor ama onların savunmasında şöyleydi. Diyordu ki biz diyor iddiaçların diyor bize şunu söylediler. Eğer siz fetva vermezseniz biz Abdülhamid'i asarız, öldürürüz. Biz de bu fetva vererek diyor, sultanın da öldürülmesini engelledik diyor. Ama bence sultan öldürülseydi böyle daha iyi olurdu. Yani niye? Çünkü cesaret edebilirler mi? Bu ayrı bir olaydı. Yani bunu yapabilirler mi? Bu ayrı bir olaydı. Yani ama bu insanların iyi niyeti, yani kötü niyette değil, iyi niyetini göstermesi anlamında önemli. Abdülhamid'i hal etme kararı, hal demek tahttan indirmektir. Evet. 27 Nisan 1909'da 30 Mart vakası oluyor. Geliyorlar Abdülhamid'in yanına. 4 kişi tebliğ ediyor Abdülhamid'e kararı. Birisi Ermeni, birisi Yahudi, Emanuel Karasu.
Arif Hikmet isimli klas birisi var. Esat Paşa diye bir Türk var. Yani böyle özetle seçiyorlar. Karma, yani karma bir komisyon. Karma yani. Bir şey. Ama mesela Yahudi olarak gelen kişi Theodor Herzl, Abdülhamid'in yanına gelen toprak satın alma teklifinde bulunan adam Emanuel Karasu. Emanuel Karasu çok önemlidir. Yani daha sonraki hayatına baktığımız zaman İtalya'da falan vatandaşlık alacak. Selanik'in önemli ailelerinden, Yahudi ailelerinden birisidir. Buna geliyorlar diyorlar ki biz diyor işte seni hallettik. Kim hangi gerekçeyle kim hallediyor? Meclis halletti. Meclis hangi gerekçeyle hallediyor? İşte şu fetva. Fetva bakı şeriata aykırı işte hareket ettim. Hangi hareketim şeriata aykırı diyor? Yap veremiyorlar tabi. Ve Sultan Abdülhamid ahir ömründe bu şekilde veda ediyor. Ama şunu söylüyor, yani ben gidersem bu memleketi 10 yıl yaşatamazsınız diyor. Gerçekten de 9 sene sonra ülke diye bir şey kalmıyor yani. Evet. 1909'da tahttan indirildi. Abdülhamid daha sonra Selanik'e sürgüne gönderildi. Selanik'te kaldığı yer Alaaddin Köşkü'dür. Ama aslında tarihimiz Alaaddin Köşkü diye bahseder. Alaaddin Köşkü de değildir. Alaaddini Köşkü'dür. Alaaddini Selanik'in büyük Yahudi ailelerinden birisinin köşkünde kalmış oluyor. Daha sonra Selanik elden çıkma durumu tehlikesi isyanlar çıkınca bunu Almanların gemisiyle Alman konsolosluğu bir gemi tahsis ediyor. Almanların gemisiyle İstanbul'a getiriyorlar. Hatta Alman komutan Abdülhamid'in huzuruna çıkıyor. Sultanım diyor, istersen diyor geminin rotasını Almanya'ya çevirebilirim diyor. Hayır diyor, ben de ülkemden kaçmam diyor. Yani Abdülhamid isteseydi Almanya'ya gidip oradan tekrar muhalefet bayrağını çekebilirdi. Ama Abdülhamid Cem Sultan'ı çok iyi takip etmiş, iyi okumuş birisidir. İkinci bir Cem vakasını yaşatmak istemiyor. Hayır diyor, ben İstanbul'a götürürüm diyor. İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'nda kalıyor ve 1918 yılında, 10 Şubat 1918 yılında vefat ediyor. Yani 2018 ve 1918 Abdülhamid 100 sene yani 2018 100. vefatın 100. yılı olmuş oluyor. 100. yılında Ulu Hakan Abdülhamid'i biz rahmetle almış oluyoruz. Abdülhamid bizim ailede de sevilirdi. O dönem Necip Fazıl biliyorsun konferanslar yapardı. Ulu Hakan Abdülhamid Han diye. Bizim enişte abim o konferansa gitmişti. Antep'e gelmişti. Konferanstan döndükten birkaç gün sonra da bir yeğenim doğdu. Onun üzerine Abdülhamid'in adını verdik. Yani. Abdülhamid Gül, o oradan mı gelme? Öyle mi? Evet. Abdülhamid'in sevgi. Evet. Hocam ağzına diline sağlık. Teşekkür sağ ol, ederim. Teşekkür Abdülhamid de... Rahmetli analım bu arada. Kendisine. Allah mekanını cennet evet, etsin. Amin. Allah rahmet eylesin. Sayın izleyiciler, yeni bir programımız da burada sona erdi. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.